Oğlum bana boşuna reis demediler. Ben buraların dert babasıyım. Bir derdin mi var? Problemin var? Koşar gelir bana. Gülmen lan yalan mı? Mesela o Ramazan yok mu bizim? Hangi Ramazan abi? 50 tane Ramazan var. Lan yanık Ramazan yok mu ya? Ne olmuş o Ramazan abi? Mesela bak bu iyi çocuk, hoş çocuk. Ama nasıl olmuş ya? Bunu kumar batağına bulaştırmışlar böyle yan yollara falan. Bir de güzel suyu işlemişler. 5.000 lira borç takmışlar buna. Adamlar akşam evini basmış. Tabii yengeyi, çocuğu falan korkutmuşlar. Kadın da çoluğu çocuğu kapıp geldi bana. Dert yani. Oy Devran Reis, bu işi çözsen. Oy kurban olayım Devran Reis. Hallet bizim işimizi. Nasıl cayır cayır yanıyor. Yani hiç susmuyor. Bir konuşuyor ki. Kadının çenesi dakikada 3.000 kelime yani. Ben baktım olacak gibi değil. Dedim ama bu Ramazan'a verin 5.000 lira. Bu karıyı boşasın. Ne gülüyorsun lan? Boşadı işte. Sonra kadın gitmiş bir sağır adamla evlendi. Ramazan'da o da çok mutlu oldular. Abi bu Yılmaz Güney filmindeki şey değil mi ya? O sahnenin aynısı. Hadi ya. Evet. Demek benden çaldılar. Ya çalma demeyelim de esinlendiler belki. Ya reis, Yılmaz Güney öldüğünde sen daha çocuktun. Nasıl esinlenecek senden? Ne dersin lan? Yılmaz Güney öldü mü? Hayda. La ben çok severdim o adamı ya. Abi bu aynı Yılmaz Güney'den bahsediyoruz değil mi? Eminsin yani. Ya sen de iyice gömdün beni ha. Yılmaz Güney işte. Sinemanın aslan kralı. Kolay gelsin. Neşeniz bol olsun. Oo Asım abi hoş geldin. Sen düşer miydin buralara ya? Hayırdır? Sormayın ya. Bizim kaptan hastalanmış. Çok zor durumda kaldım. Akşama da organizasyon işi almışlar. Bana çok acil kaptan lazım. Evet, tamam. Hallederiz. Boyraz gider. Allah, araba alacağım diyordun. Katlımda biriki diye. İyi ya. Abinin de işi görmüş olsun. Hay yaşa. Bir yarısını da işten sonra hallederiz. Akşam gelip tekneyi alırsın bizim oradan. Eyvallah. Tamam. Tamam. Eyvallah. Hadi eyvallah. Hadi sağ ol. Çakal. Abinin işi görürsün ya. Hadi lan. Ya vallahi hadi lan. Boş ver bir tane daha çakal.